Evet değerli arkadaşlar, şimdi geldik gitarın yan kapaklarını bükme işine. Daha önce söz verdiğimiz gibi bu işlemi yapacağız. Öncelikle ıslatıyoruz tahtalardaki liflerin gevşemesi için. Bir miktar beklesek iyi olacak tabii. Biz bu arada kalıbımıza formu verdik. Kalıbımızı tutturduk işkence aletleriyle. Bu arada kıskısa aparatını ayarladık, hemen yakından çekebilirsin. Evet, şöyle kesik kasa. Kendi isteğimize göre kesik kasayı ayarladık. Bunu montaladık. Eğer kesik kasa olmayacaksa bunu söküyoruz. Eğer kesik kasa olacaksa kesik kasanın formuna göre aparat ayarlayıp onu tekrardan buraya mont ediyoruz. Şu anda tahtaların liflerini ıslatarak yaşatıyoruz. Bükme işlemini uygulayacağız. Yani bir diğer adıyla bu kasnakçıların kasnak bükme dedikleri işlemle hemen hemen aynı işlem. Tabi burada dikkat etmemiz gereken en önemli olay, tahtayı forma getirirken tahtayı yakmadan, çünkü çok ince tahta, yakmadan bu işlemi yapabilmemiz gerekiyor. İcap ederse, gerekirse tekrar tekrar ıslatarak lifleri tekrardan yumuşatmamız gerekiyor. Tabi hangi tarafın dışa geleceğini önceden iyi bilmemiz lazım. Ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi sıcaklık durumuna bakıyoruz. Formumuz şu. Buradan geleceğiz. Buradan döneceğiz. Ve kesik kasa formunu bu tarafta vereceğiz. Tabii bunu uygularken en çok dikkat etmemiz gereken olay, buradaki demire 90 derecelik paralel açıyı kaçırmadan, yani şu şekilde farklı açılar vermeden bükebilmek. Yani şu şekilde açımızı düzgün bir şekilde ayarlayabilmek. Bu da biraz el çabukluğu ile alakalı diyebiliriz yani. Evet, yakmamak için yani burada büktüğümüz bölümleri yakmamak için tekrardan ıslatmakta fayda var her zaman. Bakın şu şekilde açı almaya başladı. Yani bombeyin oluşmaya başladı. Tabii biz bu bombeyi buradaki forma göre göreceğiz. Çok fazla bekletmememiz gerekiyor. Eğer çok fazla bekletirsek maalesef tahtada yanma işlemi gerçekleşir. Tabii bunu yaparken sürekli olarak kontrol altında tutmak. Hangi tarafları, şuradan kamera şu şekilde çekerse, hangi taraflara bası uygulayacağımız, bakın buraya bası uygulamam gerekiyor, burayı doldurabilmesi için. Şöyle.
Sürekli kontrol etmekte daima fayda var. Evet değerli arkadaşlar, şu anda kalıba almış durumdayız. İçeriden görmüş olduğunuz gibi destekledik. Kesik kasa bölümünü de aynen bu şekilde kalıbın üzerinden kıvırdık. Biraz daha işlemlerimiz olacak. Tam olarak içten dışarıya doğru sıkıştırıp presleyip yaklaşık olarak birkaç gün bekleyeceğiz. Birkaç gün bekledikten sonra tam olarak formunu alacak. Birleştirilmesi gereken yerleri birleştireceğiz. Daha sonra sap bölümüne geçebiliriz. Sapı taktıktan sonra uç kısmını da, yani kafa bölümü dediğimiz bölümü de birleştirdikten sonra artık alt kapak ve üst ses kapağını takma zamanı gelecek. İnşallah o dönemde tekrar bir video daha çekeceğiz. Görüşmek üzere.